Alişan, bu Sevarol cephesinde neler oluyor, ne diyorsun? 2022'de bir şey varmış gerçekten. Öyleymiş değil mi? Bu nasıldır? Herkes ayrılıyor. Bir sürü isim ayrılıyor. Boşanmalar boşanmaları takip ediyor. Bayağı hani eli yüzü kan revan içinde fotoğrafları var. Hayır, ben dolandırılanlar apartmanı. Dolandır bence de. Demet Akalın sosyal medyasından şey yazdı. Ya bu kadın ne ya dedi. Irina Shayk'tan sonra bu olur mu ya? Üzüldüm Ronaldo'ya dedi. Acaba ayrılma nedenleri Oğuzhan Koç'un evlenmek istememesi miydi? O kadar borcun varsa abi yüzük alacağın yerde git önce o borcunu öde diyorum. Neden? İnsan değişmez mi ya sence? Kötü mü olmuş maneviyata yönelmesi? Hiç kötü olmamış. Hiç kötü olmamış. Eğer bunu gerçekten içinden gelerek yaptıysa hiç kötü olmamış. Merhaba, ben Fulya Soybaş. Ne diyorsun? Hoş geldiniz. Merhabalar, ben Orkun'un yeni bir Ne Diyorsun programıyla yine karşınızdayız. Ne diyorsun? Ama şimdi onları diyeceğimiz çok konumuz var çok yine bugün. Çok fazla gelin. Yani işte ne diyorsun diyeceğiz, şaşıracağız, birlikte şaşıracağız, kızacağız. Gündemin en öne çıkan konularından biriyle başlamak isterim. Çünkü sen de yenice yazdığın için bir sormak istiyorum. Alişan, bu Sevarol cephesinde neler oluyor, ne diyorsun? Ya şimdi görünen o ki o cephede bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var. Ama iki isim bunu daha net olarak söylemiyorlar. Yani biri böyle hafif kafasını çıkaracak, söyleyecek gibiyken hemen diğeri bence onun üzerine basıyor. Sen biraz bir dur falan, biz yine kendi aramızda aile içinde çözeriz diyor. Şimdi işin garibi, bu da kararı işte WhatsApp gruplarında verdi insanlar. Alişan ve Buse Varol'dan önce. İşte Buse haklı diyen var, Alişan haklı diyen var. Yok işte iki tarafta haklı diyen var. Yok işte Alişan zaten kardeşini kaybettikten sonra bu ilişki bize göre bitmişti diye konuşan bir grup var. Yani arada bir sıkıntı var. Çözülür mü, çözülmez mi? Bunu zaman gösterecek. Sen ne diyorsun? Vallahi şöyle bir cümleyi kuracağımı hiç düşünmemiştim ama ilk defa Alişan'a bir konuda hak veriyorum diyeceğim. Çünkü hani işte o maça çıkışları var, ayağımı yıkasınlar falan filan, ben haz etmedim ama ilk defa bir konuda hemfikirim Alişan'la. Çok önemli bir kayıp yaşadı. Kardeşini kaybetti ve çok ani bir ölümdü. Evet, Buse yani, de ne kadar yas tutacağım ben diyor. Evet, yazında da söylüyorsun. İşte biraz kendi çocuklarını işaret ederek hani biraz da burayla ilgilen gibi söylüyor ama yani çok acımasızca buldum ben. Hem çok daha yeni, daha 5-6 ay önce vefat etti beyefendi, hem de yasın öyle bir süresi yok yani. Hani şu kadar, evet 5 ay yas tuttum, bitti. Hadi şimdi de kendi çocuğu. Vallahi yeğenim benim kendi çocuğum da. Ama bir şey diyeceğim. Asla kendi çocuğumdan ayırmam. Tamam. Ve bana böyle bir yaklaşan eşle de beraber olmak peki, istemem bu yolda. Peki iyi de sen şimdi bir şey bilmiyoruz ki. Ya eşin hiç bu durumdan çıkamayacakmış izlenimi veriyorsa sana? O zaman beraber terapiste gideriz. Terapist de kurtarmayacak izlenimi veriyorsa sana. Ama daha denemedi. Belki daha denedi. Daha 5 ay 6 ay oldu belki yani. Denedi. Nerede denedi? Yani bak, çocuklardan bahsetmiyorum. Şimdi çocuklar çok ayrı. O çocuklar bir kere mevzubahis bile yapılmamalı. Evet, onlar Alişan'ın çocukları zaten ama o evde ne yaşanıyor bilmiyoruz. Mesela şöyle düşün, hani hakikaten adam içine girdiği o bunalımdan hiç çıkamayacakmış izlenimi veriyor mesela. Hiç çıkamayacakmış. Terapistlere gitmeyi reddediyor mesela. Hadi bakalım. Yani zor. Gerçekten zor. Tabii ayrılmak da bu noktada bir çözüm değil de bir şık olabilir. Bilmiyorum. İki ama tarafta oraya varana kadar hepsi denemek lazım. Daha haklı sebepleri lazım. Muhakkak vardır ama yani ya böyle bakın, böyle bir sebepten ayrılık zaten olmaması lazım. Bu Buse Hanım'ın kariyeri için de çok kötü olur. Yani çünkü sadece bu sebeptenmiş gibi gözüküyor şu an. O yüzden bunun üzerinde duruyoruz. Evet, aynen. Yoksa şu başka an bir sebep varsa tabii ki evlenmek kadar ayrılmak. Evet bu evet. An yani şu an bu sebepten gözüküyor. Bu çok kötü bir izlenim. Yani umarız böyle bir şey değildir bu arada, umarım. Bunun sebebi. Ayrılmasınlar da zaten ben konuşacağız bugün de bu ayrılıklar, boşanmalar, bu nedir ya? Daha bir ay yeni geçti. 2022'de bir şey varmış gerçekten. Öyleymiş değil mi? Bu nasıldır? Herkes ayrılıyor. Bir sürü isim ayrılıyor. Boşanmalar boşanmaları takip ediyor. Aygül'ü konuk edelim bir gün, Aygül Aydın'ı. Evet ya. Merkür Retrosu geri gidiyor. İşte bir şeyler olacak diyordu. Hakikaten öyle. 2022 çok fena ya geldi. Ya ben çok inanmıyorum aslında şu şeylere de. Hala hani bir retronun metronun ayrılığı etkileyeceğine. Peki o zaman hiç atlamadan ona geçelim istiyorsan. Boşanmalara. Şimdi aklına kimler geliyor işte? Mihriman Urmacı. Orada bir şiddet var. Şiddet var. Tamam, onu konuşalım. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven boşandıklarını açıkladı. Fırat Tanış boşanmış ki haberin bence Fırat Tanış yani zaten bir fay hattı gibi geziyordu. Bir gergindi. O gerginliğin sebebi belli oldu. Demek derdi buymuş Fırat Tanış'ın.
Ben kime sataşsam, kimi trollesem, zaten işte benim arkamda ben ne desem alkışlayan bir kitle var ha 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 falan diye geziyordu. Şimdi bu saatten sonra biraz rahatlamamız. Sonra iddianın sahibi isim vermediği için ben de isim vermek istemiyorum ama çok ünlü bir beyefendinin, ünlü oyuncu, yönetmen, eşini aldattı. Ha bu yazdım ben onu ya. Söyleyecek misin? Perşembe yok ya, yazıldı bitti. Çünkü gitti iddia yani. Sahibi de isim vermediği için yani böyle aldatmalar, boşanmalar falan evet, evet. Derken. Yani o kadar çok isim, Oğuzhan Koç'la işte Demet Özdemir ayrıldı, sonra tekrar barışıyor. Dendi. İşte Hande Erçel, Kerem Bürsin ayrıldı. Ya neler neler daha. Pınar Deniz ayrıldı. Doğru. Şey Yargı dizisindeki ya. Biliyorsun. Yani yine oyuncu arkadaşından, Yiğit Kirazcı'dan. Bu ne ya? Neler oluyor? Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum ben. Ya lütfen güzel güzel anlaşın ya. İyiydiniz yani. Ne diyeyim? Ya bence ben bu saydıklarımız içinde en çok beni Mihriban Kurmacı'nın durumu biraz etkiledi. Çünkü bundan 5-6 ay önceydi, çok iyi hatırlıyorum. Yine Hürriyet Gazetesi'nde haber olmuştu. Hatta ben de başka bir açıdan yazmıştım. Astrolojiyle çok ilgiliymiş hanımefendi. Ben yükselen haritalara baktım, doğum haritasına baktım. Eşim beni aldatıyor diye boşanma davası açmıştı. Çok da haber olmuştu. Üzerine çok konuşulmuştuk. Sonra barıştılar. Sonra 5 ay kadar önceydi bu olduğunda. Barıştılar. Şimdi de şiddet iddialarıyla ortadalar. Bayağı hani eli yüzü kan revan içinde fotoğrafları var. Hem çok üzüldüm hem kadına şiddet konusunda kesin çizgileri olan biri olarak bu beni çok rahatsız etti. Tabii. Yani sebebini de işte yemekten gayet normal şekilde eve geldik. İçime bir his düştü ve telefonunu kurcaladım diyor. Yanlış ama tabii ki böyle bir şey olmamalı sonunda. Telefonunu kurcalamaktan bahsediyorum yanlış diye. Sonrasında suratımı yumrukladı diyor. Oğlumun odasına beni itti diyor. Fotoğraflar işler acısı. O ifadeler çok can sıkıcı. Yani olacak şey değil ya. Çıksın Özer Bey hadi ben yapmadım desin. Yani bu bir iki yapmadım diyor da bunlar hiç inandırıcı değil. Ya olmaz. Sen çocukların annesine, hele bir kadına yani mümkün değil, bunu yapamazsın. Yapmamalısın yani. Bitmiştir Özer Hurmacı da. Tabii tabii. Bitmiştir canım yani. Yani diğer isimleri saydık, hadi onlar sadece şey yapıyorlar, boşanıyorlar, belki ayrılıyorlar, ilişkilerini bitiriyorlar da burada şiddet var yahu. Yani çok çok üzücü. Sonuçta hani kıskançlıktı, bilmem neydi, telefonuma baktı, özel hayatımı ihlal etti falan, evet, ama karşılığı bu olmamalı. Hiçbir şekilde karşılığı bu olmamalı. Aynen, aynen. Çok üzücü. Evet, Nişantaşı. Aa evet ya. O ne öyle? O tarihi bir apartmanı. Evet. Hayır, ben dolandırılanlar apartmanı. Dolandı bence de. Ya. Şimdi apartmana bakın. Evet, Haldun Dörmen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin hepsi aynı apartmanda oturuyorlar ve tarihi bir apartman. Bu çok Nişantaşı'nın da bilinen apartmanlarından bir tanesi. Apartmanın görevlisi herkese gidiyor, diyor ki işte benim diyor durumum bozuldu, borcumu ödeyeceğim, şöyle böyle deyip herkesten para alıyor. Sonra beyefendi eşini ve çocukları bırakarak ortadan kayboluyor. Ya bana burada garip geliyor. Şimdi buradaki isimlerden mi almış sadece para? Yok, herkesten almış. Bak, ama apartmanda yaşadık. Tamam, kaç kişi yaşıyor? Ne olacak yani? Bin haneli apartmanlar. Herkesten ayrı ayrı. Hayır, herkesten çünkü ayrı ayrı. Bunlardan 5 bin alsa 25 bin yapıyor. 25 bin lirayla bırak kaçmayın. Şehir değiştiremezsin. Ya işte 5 bin liradan fazla aldığı kişiler varmış. Ondan sonra herkesten, eşlerden, sevgililerden ayrı ayrı almış. Yani nereden baksan gene haklısın. 100-150 bin gibi evet. Bir parayla ya bir apartmanı ortadan ne kadar dolandırabilirsin? Şimdi orada onu merak ediyorum. Eğer bu adam gerçekten 5 bin değil de işte kişi başı bir 50'ler, 100 binler falan aldıysa o zaman yani vay halinizde İlber Bey, Haldun Bey, Bennu Hanım, Zafer Bey, ne yaptınız siz? Ama böyle ufak bir para varsa nasıl kaçıp gidiyor? Eşini çocuğunu bırakıyor. Bir sen şey verir miydin mesela? Ya apartman bak, görevlisi benim geldi. Arandaki diyaloğa bağlı. Değil tabii mi? Ki verirsin. Ben de veririm yani. Yani ihtiyacı vardır. Uygun bir miktar, sana seni de sıkıntıya sokmayacak bir miktar verirsin. Miktar. Ama asla o adama kaçacak kadar para vermezsin yani. Bir de hani apartmanda demek ki işte nasıl bir apartmansa bence kimse birbirle konuşmuyor da mı? Kesin birine aşık oldu, bir şey oldu. Aldım olsun 100 bin lira kardır deyip öyle bir sahil kasabasına doğru kaçarken hayal ediyorum günler onları. Yaşarız dedi değil mi? Ondan sonra eşinin çocuğuna geri dönecek tıpış tıpış diyorsun. Enteresan, bilmiyorum, bu işin altından bir şey çıkabilir yalnız. Dikkat edin. Kesinlikle tabii, öyle. Tabii tabii. İlginç geldi. Ne kadar para toplandı da bilinmiyormuş bu arada yani. Dur bu sefer ben sorayım. Şimdi özellikle sosyal medyada gezerken
Tabii fenomenlerin işi bu. Sıklıkla böyle ünlü isimlerin de hep link paylaştığını görüyoruz. İşte hadi sayfayı yukarı kaydır. Ay biliyor musunuz işte anne evi rahatlığında şunu kullandım da ne güzel çocukluğumu hatırlattı. İşte yok böyle güzel bir serum işte gözümün altına sürdüm 10 yaş gençleştim falan gibi paylaşımlar var. Duygu Özaslan bu paylaşımları sebebiyle daha doğrusu şöyle bir yasa geldi. Bu paylaşımları tabii ki yapabilirsiniz ama işbirliği olduğunu yani bunun bir reklam, bir ilan olduğunu belirtmeniz lazım. Hashtag'de işbirliği. Duygu Özaslan bunu yapmadığı için ne kadar da 114.000 lira para cezasına çarptırılıyor. Sen ne diyorsun? Yani şöyle bir kere çok reklam hiç reklamdır bana göre. Gerçekten çok can sıkıcı bir şey çünkü. Yani belli bir saatten sonra o sürekli reklam yapan isimlerin hikayelerine bakmak istemiyorsun çünkü. Evet, o yüzden evet. Hiç reklamdır diyorum. Bence bir vergi dilimine girmeleri ve bir ceza buna uymayınca da ceza ödemeleri çok normal bir kere. Yani biz şimdi Duygu Özaslan ilk kurbanlardan biri olduğu gibi gözüküyor. 114 bin lira ama ne kazandığını biliyor musunuz ya? Bunları bir hikayeden, bir posttan kazanıyor bu insanlar. O yüzden bu ceza onun için hiçbir şey. Birazcık akıl zor alıyor belki ama hiçbir şey. Ya paylaşın. Şimdi fatura kesmek istemiyorlar. İşte karşı taraf bazen fatura da kesmek istemediği için iki taraflı kesmek istemiyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar ama böyle bir şey yok. Sen bu kadar para kazanıyorsan oraya iş birliğini yazacaksın kardeşim yani. Bu kadar basit. Onun reklam olduğunu biz bileceğiz. Çünkü bazen ben kendimi de yakalıyorum biliyor musun? Böyle bakarken aa diyorum yani bu çok güvenilir, çok ünlü bir isim. Tanıyorum, seviyorum, takip ediyorum. Bu paylaştıysa kesin bir doğruluk payı vardır. 10 dakika sonra başka diyor. Bir şey paylaşıyor seninki. Ay evet ya inanılmaz. Ne? Ya ben ünlü isimlerin bunları böyle paylaşmasını pek doğru bulmuyorum biliyor musun? Evet anlıyorum zor zamanlardan geçiyorlar. Ya, zor zamanda. İşte pandemiydi, işler azaldı falan filan da. Yani evet sosyal medya yeni bir mecra. Gene de kendi güvenilirliklerini bir sarsıyorlar gibi geliyor bana evet, ya. Evet çünkü bakın şöyle bir şey var bir kere. Yani parayı verirsen senin reklamını da yapar ya. Evet, çoğu bu kadar basit yani. O yüzden günde 5 tane farklı markanın ya da işte aynı ürünlerin bile, farklı markaların aynı ürünlerinin de reklamını yaparlar. O yüzden tabii ki güvenilirlik konusunda sıkıntıları var. Ama zamanla elenecekler işte. Böyle böyle patır 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 patır. Bence düşecek bu kadar çok işi abartanlar. Ki zaten bizde fenomenlik birazcık yanlış anlaşılıyor efendim. Yani bizde işte fenomenlik, işte onlara bunları sallamak, ona sataşmak, buna sataşmak. Yani en son Ronaldo'nun karısına kadar gitti bu iş ya. Ronaldo'nun karısına satışıyorlar ya. Ne diyorsun? Georgina. Evet İspanyolca Georgina'ymış. Evet tabii ki İngilizce Georgina diyoruz yani. Nasıl satışıyorlar ben onu kaçırmışım. Şimdi diye. Duyuyorum ortamlarda şunu diyorlarmış. Ya kadına bak tırnak içinde işte ezik kahkaha atıyorlar. Kezban diyorlar. Kezban bir insanla dalga geçme hitap şekli oldu ne alakaysa. Gülüyorlarmış. Ay işte bunun vücuda bak bu giydirme. Zaten işte geldiği aileye bak şimdi olur mu? Ya siz bir kendinize baksanıza önce ya. Gerçekten ya. Olacak şey değil yani kadını ben o belgeseli bir belgeseli çıktı Georgina'nın. O yüzden zaten bu kadar konuşuluyor. Şimdi Demet Akalın da çıktı şey dedi ya. Hadi Demet Akalın yine çok göz önünde yaptı da. Evet diğerleri ortamlarda konuşuyor. Demet Akalın sosyal medyasından şey yazdı. Ya bu kadın ne ya dedi Irina Shayk'tan sonra bu olur mu ya? Üzüldüm Ronaldo'ya dedi. Yani bak. Güzellik şeyi, genel güzellik ahlakı, genel güzellik evet, bir kere, standartları üzerinden yorum yapmış. Kadın çok güzel. Irina Shayk falan. Kadın güzel. Ayrıca kadın doğal ya. Ayrıca kadın kusura bakmayın da Ronaldo ile öldü yani. Ya nasıl Ronaldo? Hayır yani işte... Irina Shayk benzetmesi yapıyor işte Irina Ronaldo'ya acıyor ya orada hani iyi de karşıdaki adam da Ronaldo evet çok zengin olabilir, hoş bir adam olabilir falan da onun da geldiği background'u belli yani ne olmasını bekliyor ki. Tamam ama o şimdiki profil hani üzerinden için... konuşuyor canım yani hani Ronaldo diyor sen çok ünlüsün, yakışıklısın da diyor, senin diyor sonsuz paran var diyor, ne işin var diyor bu kadınla. Yani hani ya adam seviyor. Tabii ki saçma. Şu an ikiz bir çocuklara tekrar hamile. Tabii. Kadın sevgilisi şu an hala evlenmediler Georgina ile. Ben ve bir de şeyi duymuştum. Kadın aklı başı kafası çalışan çok samimi, sempatik, doğal bir kadın ya. Tezgahtar bırakın falan bakın. Diye böyle aşağılamaya çalıştılar evet, bir de evet, ama yani, tezgahtar abi. Olduğu yerde yani milyon dolarlık bir mağaza ya yani. Ya kadın doğduğu kente gidiyor. Bırakın doğduğu kenti. Gittiği ülkelerde arkasında telefonla peşinden gezen öyle. Georgina diye bağıran bir kitle var. Sizi isminizi bilmiyorlar pardon ya. Belki bir semte gidince 3-5 kişi tanıyor. Orada gidip tavla oynayıp kahve içiyorsunuz. İşte o da yalandan söylüyorlar işte şu gelecek falan şunun eşi gelecek diye.
Yani bırakınız bir daha izleyin, sindire sindire, kıskanmadan izleyiniz çocuk belgeselini. Ay bir şey söyleyeceğim. Aynı platformda, dijital platformda. O da çok acayip. Ay acayip değil mi ya? Çok acayip. Tinder avcısı. Tinder. Söylemek istemediysin ama Tinder avcısı. Ben onunla, bununla ilgili bir yazı yazdım. Çünkü hakikaten sanal alemin aşk oltası diye de şey yaptım ben. Sanal alemde her şeye inandırabilirsiniz karşınızdakine. İşte güzel bir objelerle çekilmiş fotoğraflar bilmem neler ama falan. Ama adam gerçek alemde inandırıyor. Hayır gerçek alemde de inandırıyor. İşte oradakinin aynısını işte tutuyor bir gecelik kiralıyor bir limuzin yapıyor bir şey. İşte harika şaşalı bir yemeğe çıkartıyor tavladığı kadını. Hı hı. Sonra onun kendini gerçekten gösterdiği kadar çok zengin olduğuna inandırıyor. Çünkü ortada belgeler var, fotoğraflar var. Üstüne üstlük bir de böyle sizi almışlar mesela İstanbul'dan romantik bir tatil için Monaco'ya götürmüşler falan. Düşünsenize bütün şeyleri yapmış adam, bütün ritüelleri ve bütün elinde avucunda ne varsa veriyor. Ben onu bir psikoloğa sordum. Ayşegül Hanım, Ayşegül Denizci ilişki terapisi yapıyor aslında. Diyor ki valla bu kadınlar eve giderken avlanmış fulyacım diyor yani. Tabii ama yani bunu psikoloğun falan demesi çok şey değil. Bunu hani aksini deseydi o psikoloğa derdim ki pes derdim zaten. Bu çok, bu kadınlarda hata var ya. Bu kadar basit. Yani bu, yani yemeyin be kardeşim. O kadar çok böyle insan var ki bizim ülkemizde de. Çok. Yani şimdi bana kimse... Aç bak, sabah kuşağını televizyonda. Evet. Dolu. Bana kimse anlatmasın. Kimse de çıkıp doğruyu söylemiyor. Kadın diyor ki aşıktım. Evlenecektik diyor. Beni dolandırdı. İki kere adamla yemek yemiş. Öbürü diyor ki beraber eve çıkacaktık. Beni çok seviyordu. Toplasam 5 kere yemeğe gitmişler. Ya sen o adamda para var diye bana daha fazlasını verir diye ona elinde avucunda ne varsa veriyorsun. Veriyorsun. Sonra daha fazlasını bekliyorsun. Ya o yüzden hani tamam hani adam muazzam bir dolandırıcı ama, bu arada. Ama, yani onun içeride de kalması ayak, lazım. Bir ayak hep gerçekte olmalı. Yani evet. Karşınızdaki kişiye bu tanıştığınızda sosyal medyadan olsun ya da olmasın. Her ne kadar böyle aşk, heyecan falan böyle ayakları insanın yerden kesiliyor olsa bile en azından bir ayağınızı mümkün mertebe yere basmak lazım. Evet, evet. Yani ben bu adam kim, ben kimim, ne istiyorum, bunun karşılığı gerçekten bunda var mı bir bakmak lazım. Başkasının da kanatlarıyla uçmak değil, kendi kanatlarımızla uçmak lazım efendim. Yoksa işte böyle belgesel oluyoruz. Evlenirler mi? Ha, bence kesin evlenirler bu saatten sonra. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Evlenme teklif edecekmiş şimdi. Öyle mi? Sevgililer gününde. Oo, hem de sevgiline bayağı romantik. Peki evlenme ama teklif etmesinin... Ama unutma ki Paris'teki romantik tatilden sonra ayrıldılar. Ne olacağı belli olmaz. Bitebilir diyorsun. Onlar değildi ya Paris'teki romantik evet, tatil onlardı. Sonrası ayrılan. Onlar orada ayrılmadı ya. Kadın Almanya'dan dönerken ayrıldılar ya. Hayır orada ayrılmadılar. Akabinde ayrıldılar onu demek istiyorum. Hayır onlar beraber ben o dönem çok eskiye gittim. Ben geçti o alakası yok. Onunla diyebiliyorum. Neyse tamam. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan bahsediyoruz efendim. Evet. Evet. Şimdi evlenme teklif edecekmiş Oğuzhan Koç. Ama şimdi bu benim kafamda şöyle deli sorular geliştirdi. Acaba ayrılma nedenleri Oğuzhan Koç'un evlenmek istememesi miydi? Hmm, birdenbire böyle bir evlenme teklifiyle gelince mi diyorsun? Evet. Her şey olabilir tabii. Yani. Şu an çok mantıklı geldi söylediğin. Evet. Acaba o mu? Çünkü barışır barışmaz bir evlenme teklifi yapıştırıyor şimdi. Allah Allah. Ya bir de hayır diyormuş. Olacağına bak. Düşünsene yani. Her şey olabilir bilmiyorum. Olacağına bak. Ya bir de şu yüzük meselesini de üstüne geçelim mi? Bitmedi her bitti konu. Kardeşim ne ya. Yüzükmüş bitmedi ya. Instagramlar kapatıldı. Olaylar oldu. Hala yüzük konuşuyoruz ya. Ama güzel şey kim demiş? Bir avukat mı demiş? O hı-hı. Yüzük bir meteor. Meteor demiş. O yüzük bir meteor. Gerçekten o yüzük bir meteor efendim. 3 milyon olduğu konuşulan, 3 milyon lira olduğu hı-hı. konuşulan o yüzükle alakalı dedikodular bitmiyor. Ailesiyle tamamen, ailesi derken şirketteki ortaklarından olan amcasıyla arası açılmış Mehmet Dinçerlerin. Şimdi öyle bir durum var. Bu nereye gider bu iş, ne olur? Hep dediğimize geleceğiz. Aldın öyle. Madem gösterme. Heh. Yedin madem gösterme. Çıktın madem tatile gösterme. Ya bunları yaparsan işte bak böyle başına belalar açılıyor ki borcu var bir ton işte. Evet bir sürü borcu var. Ya. Ya ama işte gene de ben yani gösterip gösterme meselesinden ziyade o kadar borcun varsa abi yüzük alacağın yerde git önce o borcunu öde diyorum. Onda haklısın. Çok mu? Yani, onda haklısın ya. Madem aldın işte, yani... benim dediğim madem aldın gösterme. Bravo. Evet, ha evet madem aldın bravo. Gösterme. Evet haklısın ama yani oraya varana kadar önce bir borcunu öz. Çünkü sonuçta öyle. İtibar zedelenmesi. Öyle. Suikasti. Aynen. Hadisenin aynen. de itibarını yerle bir etti tabii şu anda. Tabii canım ya. Bunu nasıl çıkacaklar bu işin içinden hep beraber bekleyip göreceğiz. Son olarak şunu bir yenilerde bir video izlediğim için konuşmak istiyorum. Ahu Tuğba'yla bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Meriç Erkan maneviyata yönelmiş. Yeni videolarını gördün mü? Bayağı değişmiş beyefendi. İşte.
İzledin mi? Ya izledim de, izledim ve kapattım ya. Çünkü adamın eski hallerini biliyorum. Bana diyorlar işte, evlenemedin, edemedin. Aslında tabii bunların tamamı kurgu olaylardı. Yani onların içinde olduğum için direkt biliyorum. Hepimiz biliyoruz, izledik, gördük. Neden insan değişilmez mi ya sence? Kötü mü olmuş maneviyata yönelmesi? Hiç kötü olmamış. Hiç kötü olmamış. Eğer bunu gerçekten içinden gelerek yaptıysa hiç kötü olmamış. Ama hani nedense beyefendinin yaptığı şeyler bana çok samimi gelmiyor. Bak hakikaten buradan geldiyse hiçbir şey demiyorum. Ama bir büyük soru işareti koyuyorum. Evet, o soru işareti işte gene ayağımızın yere basma meselesi sebebiyle. Aynen, doğru. Yani. Doğru. Aynı yollardan ben de geçtim demiş. Aynen. Ondan sonra artık daha İslamiyet'e uygun şekildeyim demiş. Adını değiştirmiş, Mahmut olmuş falan, evet, evet. Ama yani... Neyse, varsa bir sıkıntısı çıkar kokusu zaten zamanla. Doğruysa da zaten eyvallah, yani ne diyelim. Evet. Şahsi olarak bunu dini içinde yaşıyorsa ve böyle bir şekilde İslamiyet'e yöneldiyse tabii başımızla bir de tarikatlarda, aynen, ya da başka şeylerde gene bir... Tırnak içinde ucube şeklinde karşımıza çıkmaz umarım. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi seninle program yapmak. Canım benim, değil mi? İlk programımızmış gibi. Efendim, ne diyorsunu bu haftalık bitirdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.